Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bana en çok sorulan soru. Usta kuru fasulyeyi ne kadar kullanacağız? Evde 5 kişiye 2 su bardağı kuru fasulye, işletmelerde ise 70 gramdan hesaplayın. En çok sorulan soru, usta hangi marka kuru fasulye kullanıyor? Klasik, Dermasan. Markayı soruyorlar. Arkadaşlar klasik Dermasan diyorum. Ortalama fiyat olan kuru fasulyeyi alıyorum. Aslında marka olarak da güzel bir marka. Ama firmalar ne yapıyorlar? Kuru fasulyeyi satamayınca paketleri açıyorlar, tekrar yağlıyorlar, tekrar dolduruyorlar. Paketlere yeni kaşa basıyorlar. Biz bile bilmiyoruz ki hangisi taze, hangisi bayat, şansa diyoruz. Kuru fasulye de özellikle marka önermiyor. Marka önermediğimin sebebi de biz de aynı şeylerle karşılaştığımızdan dolayı hangi firmaya güveneceğimizi bilmiyoruz. Genelde bize elek altı fasulye satılıyor. Elek üstü fasulyeyi biz göremiyoruz. Fasulyeyi bir gün önceden soğuk suyla ıslıyoruz. Akşamdan ısıyorum. Ertesi güne kadar bu suyun içinde bekleyecek. Elimizden geldiği kadar bol suyla ıslayalım. Fasulye suyunu çekerse suyunu almamış kısım diri kalır. Fasulye ıslattan sonra da kış dönemi ise mutfakta bırakabilirsiniz tezgahın üzerinde. Yaz dönemi ise mutlaka dolaba koyun. Dolaba koymazsanız fasulye ekşir. Sabah mayalanmış gibi bir kokusu olur. İyi bir sonuç elde edemezsiniz. Şimdi bunu bir gece bekleteceğiz. Arkadaşlar fasulyeyi ıslayalı tam 13 saat oldu. Şimdi bunu güzelce bir yıkayacağız. Önce gazlı suyunu bir alacağız. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Fasulyemizi güzelce yıkadık. Soğuk suyla haşlayacağız. İlk aşamada normal çeşmede bildiğimiz musluk suyundan dökeceğiz. Üzerine 3-4 santim su geçse yeterli. Kapağı kapatacağız. Yeni kaynamaya başladığı esnada köpüğünü atacak, içindeki çıkmış olan kabuklarını atacak, gazını atacak, onları toplayıp alacağız. Ondan sonra en önemli püf noktası var. Onu göstereceğim. Bu fasulyede hiçbir şey gözden kaçmayacak. Önce biraz ırık bırakalım. İlk aşamada kaynamaya başlayınca köpürüp dışarı taşmasın diye. Kuru fasulyemiz haşlanırken etimizden bahsedeyim. Etimizi kişi başına 60 gramdan hesaplayacağız. Etimiz dinlenmiş olacak. Dana but tranş olacak. Etimizi ne kadar ince doğrarsak tabağın içinde fasulye sayısından daha fazla et olur. Hem görselliği güzel olur hem lezzeti güzel olur. Arkadaşlar bu et dana tranş olduğu için ve bir de dinlenmiş olduğu için kuzudan daha çabuk pişer. Ortalama pişme süresi bu etin 15 ile 20 dakika arası. 20 dakikayı bulmaz. Aynı parayı siz de veriyorsunuz. Kasaptan et isterken mutlaka dinlenmiş et isteyin. Bir gösterelim. Görüyor musunuz? Daha doğrarken et dağılıyor. İşte bu da dinlenmiş olduğundan. Arkadaşlar kişi başı 60 gramdan hesaplayacak dedim. 5 porsiyon kuru fasulye yapıyoruz. Eti ufak doğradığımızdan dolayı kişi başı ortalama 25'er adet et düşecek. Kuru fasulye, pilav gibi yemeklere soğan çok yakışır. Sadece yapmamız gereken ince doğramak. 5 porsiyon kuru fasulye, 2 tane orta boy soğan. Fasulyemiz kaynamaya başladı. Taşacak tam zamanında yetişti. Altını bir kısalım. Fasulyenin içinde yukarıda kalanlar var. Onlar tam kaynamayı almıyor, dibine çökmüyor, suyu almıyor. Onlar için ne yapmamız gerekiyor? 1 çay bardağı soğuk su dökeceğiz. 1 bardak soğuk su döktükten sonra bir daha fasulyenin yüzünde fasulye görünmez. Tamamı dibine çökmüş, eşit bir şekilde haşlanır. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte kaynamasını bekliyoruz. Bundan sonra bunun taşma riski kalktı, köpüğünü aldığımızdan dolayı. İçin haşlanırken biz diğer işlemi yapacağız. Fasulyelerimiz kuş gözü denecek kadar kısık ateşte pişti. Hemen şöyle bir gösterelim. Neredeyse yandığıyla yanmadığı belli değil. Tam tamına 40 dakika oldu. Fasulyeler bölünmeye başladığı anda pişmiş demektir. Şöyle bir tane de gösterelim. Hamur gibi oldu. Eziliyor. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Bunu bir dinlenmeye alıyoruz. Kuru fasulye yapmaya başladık. Bunun porsiyon miktarını hesaplarken yağ miktarını 7 gram sıvı yağ, 7 gram katı yağ olarak hesaplayacağız. Daha lezzetli olur. Sıvı yağ dibine çökme yapar. Katı yağ yapışır. Yapıştığı için de aralarda kalır. Etimizi ilave ediyoruz. Etimiz dinlenmiş et olduğundan dolayı ortalama 15 dakika içerisinde pişecek. Eğer sizin etiniz dinlenmiş et değilse onu da nasıl pişireceğinizi göstereceğim. Yüksek ateşte etimizi kavurmaya devam ediyor. Arkadaşlar etimiz karamelize olmaya başladı. Bu dinlenmiş et olduğundan dolayı pişti. Ortalama 15 dakika geçti. Lokum gibi kuzudan daha yumuşak. Bu aşamada soğanını ilave ediyoruz. Bol soğanlı. Bunda kullanacağımız tereyağını en son kullanacağım. Onun için fazla bir yağ ilave etmeyeceğim. Soğanı kavurmak için fazla yağ ilave edersem daha sonra yemek çok yağlı olur. İstediğimiz lezzeti elde edemeyiz. Tereyağıyla da benim tabirimle mayalandırma yapacağız. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte soğanımızın kavrulmasını bekliyoruz. Ara ara karıştıracağız. Kapağımızı açalım. Şöyle soğanı bir kontrol edelim. Soğanlarımız içinde kayboldu. Altın sarısı gibi oldu. Şekerini attı, özünü bıraktı. Tam bu aşamada 1 yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. 1 tatlı kaşığı biber salçası atıyoruz. Genelde bana diyorlar usta sen salçayı az kullanıyorsun. Yaz yemeklerinde az, kış yemeklerinde salçayı bol kullanmamız lazım. Aynı şekilde yağ için de geçerli. Salçamızı iyice bir kavuracağız. Tencerenin dibine yapışmaya başladığı anda suyunu vereceğiz. Midemizde yanma ekşime yapmasın. Hazır salça kıvamından bir çıksın. Salçamız da iyice kavruldu, dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada 1 çay bardağı soğuk su ilave ediyorum. Etimiz yemeğimiz pişmiş olduğundan dolayı yemeğe bir rahatlatacağız. Salçanın rengi daha güzel çıkacak. Yemeğimiz daha lezzetli olacak. Şöyle bir karıştırıyoruz. Sıra geldi fasulyesini ilave etmeye. Ocağımızın altı kısık olacak. Kuru fasulyeleri içine bir ilave edeceğiz. Su ayarlamasını daha sonra yapacağız. Önceden su ayarlaması yaparsak kafamıza göre ne olur? Suyu kaçırırız veya az veririz. Az versek çözümü var, kaçırırsak çözümü yok. Fasulyeyi ilave ettikten sonra haşladığımız suyunu vereceğiz. Bunu bir daha söyleyeyim. Haşladığımız suyunu vereceğiz. Gaz yapar falan demeyin. Bu sağlıklı gaz. Kesinlikle bir zarar olmaz. Suyumuz fasulyenin üzerini geçmeyecek. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Kaynadıktan sonra asıl en önemli işleme geçeceğiz. Şöyle kapağını kapatalım. Hafiften de bir ırık bırakalım. Yemeğimiz daha çabuk kaynasın. Hem de taşma yapmasın. Yemeğimiz kaynadı. Altını bir kısalım. Üzerine birikmiş olan köpüğü, gazı tekrar alalım. Sıra geldi baharatını atmaya. Tuzunu atıyoruz. Yeteri kadar. Az bir karabiber. 1 çay kaşığı kadar, daha fazla baharat kullanmayacağız. Pul biber seviyorsanız istediğiniz kadar atabilirsiniz. Ben 1 tatlı kaşığı atıyorum. Hafiften şöyle bir karıştırıyorum. Baharatlarla beraber 5 dakika daha kaynatacağız. Kapağı kapatıyoruz. 5 dakika daha kaynamasını bekliyoruz. Sıra geldi kuru fasulyemizin lezzet sırrına. Ortalama bir 10 dakika kadar kaynattık. Domates kurularını atıyoruz üzerine. Tabii ki lezzet sırrı domates kurusu değil. Bu aşamada yemeğimizin altını bir kapatalım. Tam bu aşamada parça parça her tarafına tereyağı atıyoruz. İnanılmaz derecede bir tereyağı kokusu gelecek bundan. Yani 10 gram tereyağı kattıysan 100 gram tereyağı kokusu gibi olacak. Bir de tereyağı içinde eridiği zaman bunu mayalandıracak, Hepsi birbirine yapışacak. Burada tek yapmanız gereken kapağı kapatıp sabırla yağın içinde erimesini beklemek, soğumasını beklemek. Üstünde hafiften bir beyazlık olabilir. Hiç sorun değil. Mesele lezzetse onlar olacak. Şimdi bunu dinlendiriyoruz. Kuru fasulyemizin kapağını bir açalım. Önce şöyle bir sallayalım. Görüyor musunuz? Lımbıl lımbıl. Yavaşça şöyle tereyağını bir karıştıralım. Kuru fasulyemiz bu. Tereyağı ne yaptı? Olgunlaştırdı. Soğudukça salçaları, sosları birbirine yapıştırdı. Fasulye içindeki nişastasını attı. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.